Tevekkülden başlamak istiyorum. Özellikle tevekkül ne demek? Bu kelimenin bir kalıbı var. Mesela tevekkül, tecemmu, daha buna benzer kelimeler, yani bu kalıbın kelimeleri süreç isteyen bir anlama sahiptirler. Onun için şöyle bir sözü var. Üstadın diyor ki tevekkül teslimi, teslim saadeti dareyini iktiza eder. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyini iktiza eder şeklinde. Şimdi tevekkül ne demek? Bildiğimiz gibi tevekkül veya müvekkil Türkçe'de de kullanılıyor. Birini kendi yerimize vekil tayin etmek demek. Ama bu birden olacak bir şey değil. Mesela eğer Rabbimizi kendimize vekil tayin ediyorsak, bu bir kez olmaz. Yani belki bir avukatı müvekkil olarak tayin ettiğimizde bir imza ile bu işin altından çıkabiliriz ama eğer Allah'ı vekil yapıyorsak işlerimiz konusunda bu bir anlık olmaz. Hayatımızın her anında kaldıramadığımız yüklerin karşısında yapabildiklerimizi yapıp yapamadıklarımız konusunda da Allah'a havale etmek en doğrusu. Mesela ihtiyarlık bunlardan birisidir. Hastalıklar bunlardan başka bir örneğidir. Hasta olan insanlar tedavi olmalı, doktora gitmeli, ilaç kullanmalı ve hatta doktorların tavsiyelerini farzdır bu İslami açıdan, tedavi açısından farzdır. Ne demek? Yani doktor neyi tavsiye ediyorsa, ne kadar tavsiye ediyorsa, aynen tedavide o tavsiyeleri, hekimin tavsiyelerini, eczacının tavsiyelerini adım adım uygulamak tırnak içerisinde söylüyorum farzdır. Neden farzdır? Çünkü sağlığın sağlanması için, sağlığın temini için tedavi şarttır. Hatta farzların yapılabilmesi için sağlıklı olmak gerekir. Sağlıklı olmak için de hastaysanız ilaç kullanacaksınız. Ve bu ilacı bir kerelik değil, sürekli kullanacaksın. İşte tevekkül böyle bir şey. Sürekli hastalık için sürekli ilaç kullanmanız gerekiyor. Bunu genel manada söylediğimiz zaman şunu deriz. Tevekkül, başımıza gelen her türlü musibet, bela, kaza ve kaldıramadığımız yükler karşısında, taşıyamadığımız yükler karşısında Allah'ı vekil kılarak, Allah'a havale ederek yüklerimizi rahatlamak demektir. Onun için tevekkülde huzur vardır. Çünkü insanlar taşıyamadıkları yükleri yanında bulunan arkadaşına verdiği zaman ne yapar? Rahatlar. Şimdi bu söylediklerimi İman ile de bağlantılayarak, yani Allah'a iman ile de bağlantılamak suretiyle şunu söyleyebiliriz. Bizim inandığımız gücünde, kudretinde, ilminde, iradesinde, sıfatlarında sınır olmayan bir yüce kudrete işlerimizi vermek elbette ki bizi mutlu etmesi gerekir. Ama bunu önce hayatın anlamını, kendimizin önemini ve inancımızın kapsamını anlayarak, hazmederek, bilerek yapmamız gerekir. Eğer bunları bilmiyorsak, bizim kendimizin ne anlama geldiğini, efendim, altına girdiğimiz yükün ne anlama geldiğini, Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu bilmiyorsak, başımız sık sık dara girebilir. Bu konuları ayetler çerçevesinde inşallah tekrar edeceğim. Ama tevekkül bizim
hayatımız içerisinde önemli bir süreçtir ve bitmeyen bir süreçtir. Bir nevi tedavi ile tevekkül zaten aynı kalıptan geliyor. Tevekkül herkese lazım ama yaşlılara tevekkül nasıl ve ne zaman lazım? O kaldığımız yere devam edelim. Buyurun hocam. İnsanlar genç oldukları zaman, dinç oldukları zaman öyle bir duyguya kaplıyorlar ki sanki yapamayacakları hiçbir şey yok. Aşamayacakları dağlar yok. Efendim üstesinden gelemeyecek hiçbir engel yok gibi düşünüyorlar. Ama hayat onlara yaptıklarının yanında yapamadıklarını da öğrettikten sonra anlıyorlar ki demek ki biz belli şeyleri yapabiliriz, bazı şeyleri de yapamayız. Gücümüz yetmiyor, yetmez. Şimdi yaşlılığın asıl problem teşkil eden yönü burasıdır. Yani nedir? Vücudun artık istediği gibi koşamaması, yürüyememesi, kaldıramaması, bazı kendisinden istenen fiziki görevleri yapamaması, o ister istemez insanı umutsuzluğa doğru yönlendiriyor. Şimdi burada eğer imanı devreye almazsak, Kur'an'la bir kontak kurmazsak, ciddi manada bir efendim demoralize olacağımız kesindir. İşte bu noktada Kur'an-ı Kerim bize önemli umutlar veriyor. Mesela bunlardan birisi 12. ricada da geçen Kasas suresinin son ayeti. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz'e hitaben. وَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخْرًا Sen Allah ile birlikte diğer ilahları çağırma, onlara dua etme. Bu aslında şu anlama geliyor. Çağırmak veyahut da beklenti içerisinde olmak anlamına da gelebilir. Yani onlardan bir şey bekleme. Bakın çok ilginçtir. Peygamber'e yapılan bu hitap bizim için çok önemli. Neden? Ayetin devamını da okursak o zaman daha iyi anlaşılacak. La ilahe illahu. Allah'tan başka Tanrı yoktur. İsterseniz buraya bir noktalı virgül koyalım. Ayetin devamı şöyle. Küllü şeyin helikun illa vechehu. Lehül hukmu ve ileyhi turcaun. Şimdi 12. ricada mesele şöyle anlatılmıştı. Bir, şahsın kendisi vefat edecek. İki, tüm insanlar vefat edecek. Üç, tüm varlıklar vefat edecek. Bu kesin. Bunun hiç istisnası yok. Özellikle ifade etmek gerekir ki hiç istisnası yok. Bakın bu tabiatın en değişmez kurallarından birisi. Peki öyleyse bizim tüm hayallerimiz, umutlarımız, beklentilerimiz, bağlantılarımız ne olacak? Ne yapacağız o zaman? Bize bu karanlık dünyada güçsüz kaldığımız bu mekanda hiçbir umut ışığı olmayacak mı? İşte ayet bize en güçlü umudu veriyor. Bunlar gidiyor. Bunlar gidiyor ama gitmeyen, değişmeyen bir şey var. O da Cenab-ı Hak'tır. Yani yaratıcının kendisidir. Küllü şeyin helikun, her şey gidicidir, helak olucudur, yok olucudur. İlla ve şuhu, ancak onun yüzü, onun gücü, onun kudreti, onun varlığı müstesna. Lehül hukmu ve ileyhi turcaun, hüküm onundur ve her şey ona rücu edecek. Tabiinden Süfyan-ı Sevri'nin bu ayetin yorumlamasına yaptığı efendim bir katkı var. Onu söylemek istiyorum.
Bu tabiin arasında Süfyan-ı Sevri'nin ne kadar önemli bir zat olduğunu özellikle hatırlatmamda fayda var. O şöyle yorumlamış. Ey küllü ma faalehu el ibadu yehliku. Bakın tabiin terbiyesini almış olan bir zat nasıl anlıyor ayeti? Kulun yaptığı her şey yok olacak. Ancak el ve sülledi yetevecehune bihi ilallahi celle ve azze. Ancak kulların Allah'a yönelerek yani Allah'ın rızasını arayarak yaptıkları müstesna. Gerçekten fiillerimizin özünü teşkil edebilecek bu yorum üzerinde ısrarla durulması gereken bir şey. Demek ki Allah rızası olmayan, Allah'a yönelmeyen tüm amellerimiz, işlerimiz, güçlerimiz ne varsa bunların hepsi yok olucu. Ancak kişinin Allah'a yönelik olarak yapmış olduğu, Allah rızası için yapmış olduğu tüm efali, fiilleri, işleri, eylemleri bunlar kalıcıdır. Neden kalıcı? Çünkü Allah kalıcı, Allah daim, Allah ezeli, Allah ebedidir. Dolayısıyla bizler kendi basit eylemlerimizi, işlerimizi, güçlerimizi, hatta niyetlerimizi Allah'ın rızasıyla bağlantıladığımız zaman ebedi bir sermaye oluşturduğumuzu Süfyan-ı Sevri bize çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Evet, Süfyan-ı Sevri'nin bu sözüyle bitirmiş olalım konuşmamızı. Şöyle diyelim, öyleyse evet hocam. işlerimizin ebedi olmasını, arzularımızın ebedi olmasını istiyorsak Allah'ın rızasıyla amel edelim, ona göre işleyelim, onunla başlayalım ve o zaman besmele ile başlayan işlerimiz ahirette inşallah bizimle beraber ebedi olacak. Yaşlarla olan kısmını buyurun Hüseyin Evet, hocam. şimdi 12. ricada geçen diğer ayeti kerime Tevbe suresinin son ayeti. Şimdi Tevbe suresini genel manada ele aldığımız zaman son nazil olan surelerdendir Tevbe suresi. Ve Tevbe suresinin nazil olduğu ortam da gerçekten sıkıntılı bir ortamdır. Ne demek o? Açıklamam gerekir. Müslümanlık Arabistan Yarımadası'nın tamamına ulaşmış. Artık adanın dışına, yarımadanın dışına bazı bölgelere ulaşması gerekiyor. Bu çerçevede kuzeyde bulunan zamanın Doğu Roma egemenliğini zorlamaya başladı. Dolayısıyla bu çerçevede nazil oldu. Tabii savaş dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi dün de insan zayiatı demekti. Dolayısıyla yeni filizlenen İslam fütühatının başlangıcında bazı insanlar bu konularla ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı zorlamaya başladılar. Dolayısıyla Tevbe suresinin son ayetinde de, son iki ayetinde de özellikle Hazreti Peygamber'in varlığını, değerini ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın problemleri çözmek için ne yapması gerektiği anlatılıyor. Bu çerçevede isterseniz ayetin üzerinden konuyu izah etmeye çalışalım. 128. ayet Tevbe suresinden. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَءُوفٌ رَح۪يمٌ. Peygamber Efendimizin değerini anlatma bakımından bu çok önemli.
size kendi nefsinizden ve sizin sıkıntıya düştüğünüz zamanlarda üzerinize titreyen ve müminlere karşı çok haris olan, rahmet dolu, şefkat dolu bir peygamber geldi. Size geldi diyor. Medine'deki Müslümanlara. Ve 29. ayette de şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Doğu Roma ile olan sıkıntılardan dolayı Müslümanlarda gevşeme başlayınca doğrudan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a fe in tevellev, eğer onlar yüz çevirirlerse fekul de hasbiyallah, Allah bana yeter. Evet, bir peygambere yakışır bir tavır ile ayet-i kerime ifadesini buluyor. La ilahe illa hu. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok, ancak o var. Ben ona tevekkül ettim. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. O azim olan arşın sahibidir. Arş konusuna girmek istemiyorum. Şimdi bu ayeti Cenab-ı Resul bu ayeti aldıktan sonra elbette ki onun geri durması mümkün değildi. Dolayısıyla Müslümanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki bu kararlılığı görünce onlar da tekrar toparlandılar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu kararlılığı komutasında dünyanın en büyük hareketi başlamış oldu. Fütuhat hareketi. Gerçekten üzerinde ısrarla durulması gereken meselelerden birisi 100 yıl içerisinde Müslümanlığın ulaştığı coğrafyalardır. O ne büyük şevk, o ne büyük azamet, o ne büyük bir kahramanlıktır ki 100 sene içerisinde tüm dünya, o zamanki dünyayı kastediyoruz, eski dünya, Hazreti Peygamber'in ordusunun önünde diz çökmüş, kelime-i şehadet getirmiş ve o dönemde Müslüman olan coğrafyalar, İspanya hariç, hala İslam Müslüman olmaya devam ediyor. Ezanlar okunuyor, Kur'anlar okunuyor ve o ilk aldıkları heyecanı yerine getirmeye devam ediyorlar. Ha, bu çerçevede hasbiyallah, Allah bana yeter. Ve ben ona tevekkül ettim buyurmak suretiyle çok ilginçtir. Ve huve rabbul arşil azim. Azim arşın sahibidir o. Dolayısıyla şu anlama geliyor. Allah her şeye hakimdir. Hakim olan ona tevekkül ettiğiniz zaman endişelenmeye gerek yoktur. Bütün dertleriniz, bütün endişeleriniz son bulacaktır. Ve bu cümlelerle konuşmayı tamamlamış oluyorum.